Arşiv Odası'ndan yeniden merhaba. Bu hafta 30 yıl geriye gidiyoruz. Tiyatrodan sinemaya, karikatürden müziğe çok yönlü bir sanatçı olan Müjdat Gezen'i yeni filmi için seslendirme yaptığı sırada telefonla yakaladık. Ama bu söyleşiyi daha da özel kılan bir isim de var yanında. Hepimizin televizyonlardan aşina olduğu, bir dönem BBC Türkçe'de spikerlik de yapmış olan bir isim bu. Şimdilik kim olduğunu söylemiyorum. Hadi Müjdat Gezen'le başlayalım. Sayın Müjdat Gezen, nasıl başladınız bu işe? Yani şu anda Türkiye'nin önde gelen komedi sanatçılarından birisiniz. Çocukken de bu çevrenizi güldürmeye merakınız var mıydı? Efendim, zaten bu iş bende çocuk yaşta başladı. Yani bu işe girdiğimin bilincinde değildim ilk adımımı attığımda. Ben 29 Ekim 1943 yılında İstanbul'da doğdum. 53 yılında sahneye çıktım çocuk tiyatrosunda. Gürültüye gelerek oldu bu iş. Onun için yani 30 yıldır nasıl olduğunu hala bilmiyorum. Tabii bu işteki bilinçlenme konservatuar eğitimiyle birlikte başladı. Tiyatroculuğunuz var, sinemacılığınız var, yazı yazıyorsunuz. Yanılmıyorsam karikatür de çiziyorsunuz, değil mi? Efendim, karikatürlerin aslında konularını veriyoruz. Biz Güldürü Üretim Merkezi'nde, yani GÜM'de, buradaki büyük bir gazetenin reklama girmezse, Türkiye TRT kuralına göre gazete ismi veremiyoruz. Ama orada sakıncası yoksa Hürriyet Gazetesi'nin mizah sayfasını yönetiyorum ben. Arkadaşım Kandemir Konduk'la birlikte. Kendi aranızdaki ilişkilerde gene bu şaka ve komedi hakim mi, yoksa çok daha ciddi ve asık suratlı bir çalışma mı yapıyorsunuz? Efendim, çok asık suratlı. Çünkü bilindiği gibi komedi çok ciddi bir iştir. İnsanı güldürebilmek için çok ciddi ele almak gerekiyor. Bu insanı temelde de ciddiye ele almak gerektiğinin bir diğer tarifi oluyor. Çünkü insanın gülmesi yalnız fizyolojik bir olay değil. Yani yalnız çene kaslarının kasılıp da o diyaframdan gelen kahkahanın içeri çıkması değil. Oraya gelene kadar insanı dürtücü, beynine hitap edici bir şeyler lazım. Zaten ünlü filozof Bergson'un tarifine göre gülme iki uyanık zekanın çarpışmasından meydana çıkıyor. Sizin komedi ve güldürü merakınızın hayli küçükken başladığınızı söylemiştiniz. Bu merakınızdan ötürü herhangi bir olay oldu mu? Böyle bir anınız var mı? Valla oldu sayılır, ben tiyatro merakım yüzünden. 2 sene üst üste sınıfta kaldım. Babamdan epeyce bir ceza gördüm. En sonunda baktı ki adamcağız rahmetli olacak gibi değil. Peki dedi, bitir okulu, ben kendim yazdıracağım seni tiyatro okuluna dedi. Babam da sahne adamıydı, sanatçıydı, müzisyendi. Biraz müzikle olan ilgim de belki oradan geliyor. Bir de günlük çalışmalarınıza dönelim isterseniz. Mesela evet, bize bir gününüzü anlatır mısınız? Bir gündeki 25 saatimi anlatayım. Çünkü ertesi güne taştığı oluyor. Sabahleyin erken kalkıp genellikle film çekimine gidiyorum. Akşam üzeri 6 gibi bittiği zaman Güldür Üretim Merkezi'ne dönüp oradan eve geliyorum. Eve geldiğimde eğer sahne çalışmam varsa, ki bu ara yoktur, sahne çalışması için gece 11'de tekrar evden çıkıp gazinoya gidiyorum. Dönmem 1.30-2 oluyor. 2'den sonra bir saat kitap okuyup yatmam falan 3 oluyor. İşte 4'te uyumuşsam sabahleyin 7-8'de tekrar bizi alıyorlar. Yani nefes alacak vakit yok gün içinde. Dinlenmeye fırsat... Ben oradan siz aradınız. Dinlenmeye fırsat olduğunda, ki pek zannetmiyorum. Ne yapıyorsunuz dinlenmek için, başınızı dinlemek efendim, için? Efendim, ben çalışırken çok dinleniyorum. Yalnız doktorlar benimle aynı fikirde değiller. Biraz dinlenmemin şart olduğunu söylüyorlar. Ben de cumartesi pazar çocuğumla dinleniyorum. Programın sunucusu Nuri Çolakoğlu, Müjdat Gezen'den bir fıkra anlatmasını istiyor. O da düşünmek için süre isteyip telefonu yanındaki o sürpriz isme veriyor. Bakalım kimmiş o isim? Şimdi yanımda Halit Kıvanç var. BBC'nin eski spikerlerinden. Ben bir saniye onu veriyorum size. Sayın Kıvanç, ne kadar mutlu bir tesadüf tekrar BBC mikrofonlarından seslenme olanağını bulalım. Hakikaten büyük bir tesadüf yani. Ben Müjdat'ın yanında büyük bir rastlantıyla bulunuyorum şu an. Halit Bey, nasıl gidiyor çalışmalarınız? Sizin de hayli yoğun geçiyor herhalde günleriniz. Aşağı yukarı işte gazete, televizyon, seslendirme vesaire vesaire. Bir tek işte filan maç spikerliği yapmıyorum bu ara. Bu yılki olimpiyatları izlemediniz galiba, izlemeye gitmediniz. Ben olimpiyat denilen olayın 1980 yılında bittiği inancındayım. 1980'e kadar çok güzel bir gelenek olimpiyat vardı dünyada. 1980'de Amerikalılar, 1984'te de onlara karşı olan blok karşılıklı olarak katılmayınca olimpiyatların ana fikri gitti zaten. Politikanın sporu öldürmesini
siyasetin sporu öldürmesini engellemek gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Kıvanç. Rica ederim. Müjdat'a veriyorum. Sevgiler, BBC'deki bütün arkadaşlara başarılar. Biz Halit Kıvanç'ı dinlerken Müjdat Gezen de fıkrasını düşündü. Fıkra kendi tabiriyle biraz dekolteli. Benim bir arkadaşım var, Çetin diye. 6,5 yaşında. Bu cin gibi zeki filan bir cin. Yalnız biraz küfür ediyor. Ağzı bozuk yani, küfürbaz. Annesi de çok bozuluyor bu küfür huyuna bunun. Hanım arkadaşlarıyla yemek yiyorlarmış bir gün. Demiş ki, kızlar bu bizim kerata gene gelip sizin yanınızda ağzını bozmaya, küfür falan etmeye kalkarsa siz hep beraber kalkıp gidin. Yani protesto mahiyetinde. Anlasın küfürün kötü bir şey olduğunu. Belki bir daha etmez demeye kalmadan bizim ufak Çetin kapıdan içeri girmiş. Anne var ya demiş, limana bir tane donanma geldi, bütün orospular kuyrukta deyince orada ne kadar hanımefendi varsa örgüler toplayıp kalkmışlar. Çetin demiş ki, durun ya, ne aceleniz var, gemiler daha 3 gün burada demiş. Biraz dekolte oldu ama gene de sanıyorum dinleyicilerimiz bizi bağışlayacaklardır. Sayın Müjdat Gezen, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bu programda 1984 yılına gittik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.